Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende alan konusundaki ÖSYM tadında sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında. Çözümlere başlayalım. Aşağıda birim kareli zeminde A, B, b C, D ve D, F çiziliyor. Evet şu çizgiler çizilmiş. Bu yalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu uzunluğu bilmiyorum. Bulamam bunu. Bu tabana ait yükseklikten falan bulamam. Yalnız dikkat edin. E ve F'ye dikkat edin arkadaşlar. Birim kareler üzerinde bir şey çizildiği zaman... Oradaki noktalar yatay çizgiler üstünde mi? Dikey çizgiler üstünde mi diye dikkat edin. Bakın yatay çizgiler üstünde. Yatay çizgiler üstündeyse hocam ben şurada şunu fark edebilirim. Yani şu üçgene bakacak olursak bu yatay çizgi üzerinde olduğu için 2'ye 1 oran olduğundan 2K burası da K diyebilir miyiz? Evet. Hocam aynı şekilde F'ye bakacak olursanız F'ye de ait şöyle dik üçgen ya da üçgene bakacak olursanız bu yatay çizgide Yine 2'ye 1 oran olduğundan e, o zaman burası 2 ise burası daha mı olur? Evet oranlamaları bulduk. İsterseniz bunları silelim kafa karışmasın. Şimdi burada ne yapacağız? Sanki alan dağıtımı yapacağız arkadaşlar. Evet burada şöyle yapalım arkadaşlar. En küçük üçgen buradan başlayalım. A'daki alan A ise 2 A'da kalan 2 A'dır. Hocam burası 1 burası da 3 birim olduğu için 1'deki alan 3 A ise 3'deki alan 6 9 A arkadaşlar. E 1'e 2 şeklinde paylaşıyor. Hani 3'e bölsem 9A'yı 3A. O zaman burası da 6A mı olacak? Çünkü 3 parçaya ayrılmış. Küçük parçası 3A olacak. Evet. Biz böylelikle tüm alanın alan dağıtımıyla bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Tekrar söylüyorum şurayı. Şurası 9A. Hocam 1'e 2 şeklinde paylaşacak. İsterseniz B'ye 3B deyip B'ye 2B deyip toplam 3B eşittir 9A'dan B 3A de, diyebilirdiniz arkadaşlar. Neyse. Şimdi Peki biz bundan sonrasında ne yapacağız buradaki 4 ayı bulursak olay bitti şu üçgenin alanı bulabilir miyiz buluruz arkadaşlar taban belli mi belli Tabana ait yükseklik belli mi belli Tabana ait yükseklikte arkadaşlar şu değil mi Evet hocam şu e buradaki yükseklik kaç baktığın zaman 1 2 3 birim Evet 3 birim Burası toplam 3 9 12a 12a alanı neye eşit arkadaşlar 4 çarpı 3 bölü 2 eşit 4 çarpı 3 bölü 2 eşit A'yı da buradan 1 bölü 2 buluruz. Bizden 4 A isteniyor. 4 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir soru. ÖSYM'nin şu kalıptan uzaklaşacağını çok fazla zannetmiyorum. Şöyle birim karelerle ilgili paralellikleri kullandırıcı bir tarzda soru yine soracağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu da alanın içerisinde çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Gerçekten hoş bir soru olmuş. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet birinci soruyu böylelikle balık bulduk. Geldik ikinci soruya. Terzi Cevdet eşit alana sahip dört farklı kumaşı bu şekilde birleştirip bir üçgen yapıyormuş. Bize diyor ki son durumda D ve BC birbirine paralel olduğuna göre. Arkadaşlar şunlar birbirine paralelmiş. E bunlar birbirine paralel ve burada ne var arkadaşlar? Şu eşit alanlı 3 alan diyor ya 1, 2, 3 şu A, 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 A oldu. Evet hem paralellik var hem de alan ilişkisi var. Alanlar oranı ne? Hocam şu üçgenle büyük üçgende A bölü 3A değil. Dikkat edin. Hocam şu üçgenle büyük üçgen benzerlik oranının karesi. Alanlar oranı eşit olacak ya. İşte alanlar oranın kare de benzerlik oranı eşittir. E bunun kare kaç yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Yani burası A iken burası ne olacak? 2A olacak. Burası A oldu. Paralellik var. O zaman arkadaşlar burası B ise burası da B'dir. Hatta orta taban çıktı burada. Burası C ise burası da nedir? 2C olur arkadaşlar. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? paralel küçük kumaş parçaların parçalarından üçgen biçiminde olanın çevresi nedir diye soruluyor. Bize yukarıda çevre vermiş mi? Evet. Bu çevresi 24 denmiş arkadaşlar. Şu şekilde oluşturulan çevre. 2A artı 2B artı 2C'yi 24 vermiş. A artı B artı de kaç çıkar? Burada? Böylelikle 12 çıkar. Zaten bizden de şu üçgen çevresi isteniyor. O da A artı B artı C oldu arkadaşlar. Cevabımız C an oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda yatayda ve dikeyde işte 42 çivi çakılmış falan. Bunun sınırladığı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. İsterseniz içerideki içeride üçgenler oluşturup o şekilde yapabilirsiniz ama ben böyle bir garip şekil gördüğüm zaman özellikle bir karenin içerisinde ki bu bir kare çivilerden kare oluşturulmuş. Kare şeklinde bir ifade gördüğüm zaman ben hemen şunu yaparım arkadaşlar. O şekli bir şeye yani garip bir şekil gördüğüm zaman birim karelerin içerisinde sonuçta birim karelermiş gibi düşünüyoruz burada. Bunu içine alabilecek en küçük kareyi oluştururum. Bizden bu bölgenin alanı isteniyor ya. Bu bölgenin alanını bulurken ne yapacağım arkadaşlar? Bu bölgenin alanını bulurken tüm alandan şuradaki alanları çıkartacağım arkadaşlar. Burası 2 birim, 2 birim. 1, 2, 3 birim burası. 2 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim burası. 4 birim burası ama şurada garip bir şekil oluştu. E burada da biz alanları bulacak şekilde üçgen oluşturalım. Mesela 1, 2, 3 birim burası. 1 bir birim burası. 1 bir birim burası, 1 bir birim burası. Hocam burada da üçgen. Şöyle yaparsam dik üçgen oluştu. 2 birim burası. 2 birim burası. Hocam şöyle bir de yapacak olursak. Hatta burası 1 bir birim 1 bir birim. Şurası da kaç birim? 1 bir birim 1 bir birim oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Tüm alandan. Yani hocam burası 5. Burası da 6 mı? Evet. Şurası 2. 1 2 3 burası 1 burası. Yani toplam 6 yaptı. 1 2 3 burası 2 burası 5. Yani toplamda 6 çarpı 5'ten neyi çıkartacağım? Şu alanları çıkartacağım. Bu alan nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 bölü 2. Bu alan nedir arkadaşlar? 2 çarpı 3 bölü 2. Bu alan nedir? 1 çarpı 3 bölü 2. Şu alan 1 çarpı 3 bölü 2. Eksi bu alanda arkadaşlar 1 çarpı 1, 1 çarpı 1. 2 tane 1 çarpı 1. 2 tane 1 çarpı 1. Eksi. Sonra burası 1'e 1 olduğu için arkadaşlar 1 çarpı 1 bölü 2. 1 çarpı 1 bölü 2. Eksi. Şurayı da yazdım. Şurası da 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2. Eksi. Şurası da 1 çarpı 1, 2, 3, 4. 4 bölü 2. 1 çarpı 4 bölü 2. İşte olay bu arkadaşlar. Bunu çıkartacağız. Yani burası 30. Eksi. Şurası 2. Eksi. 3. Burası. Eksi. 3 bölü 2. Eksi. Şurası kaç? 2. Eksi. 1 bölü 2. Eksi. 2. Eksi. 2 mi yine arkadaşlar? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak arkadaşlar. 2, 5, 7, 9, 11. Şu ikisi de 4 bölü 2 yapıyor. O da 2 yapıyor. 11, 13 yapıyor. 30'dan da 13 çıkınca kaç yapıyor arkadaşlar? 17 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 17 yaptı. Dediğim gibi bunları içeriden de üçgen oluşturarak yapabilirsiniz ama benim tavsiyem şudur. Böyle garip bir şekil gördüğünüz zaman birim karelerin içerisinde burada da çiviler çakmışlar sadece. O gördüğünüz şekli en küçük dikdörtgen içerisine oluşturmanız, en küçük dikdörtgen içerisine oturtmanız çok önemli arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii ki. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda özdeş, kürek, özdeş küreklerin uçları eşit kenarları 9 birim uzunluğunda. Tamam. 9 birim. Şurası da 9 birim olarak verilmiş. Uzunluğunda ikizkenar üçgen şeklindedir. Bir nolu küreğin eşit kenarlarından birinin tamamı. Diğerinin de 3 birimlik kısmı. Evet. Diğerinde 3 birinin kısmı girmiş. Şurasının tamamı girmiş. Burası da 3 birimlik kısmı girmiş. 2 nolu küreğinde eşit kenarları x birim x birim şeklinde toprağın altına girmiş. 2 nolu küreğin toprağın altındaki kısmının alanı. 1 nolu küreğin toprağın altındaki kısmının alanının 3 katı. O zaman arkadaşlar ben buraya 3 a değil diyecek olursam. Çünkü 4 bölü 3 katı ya. 3 a'nın 4 bölü 3 katı kaç yapıyor? 4, 4 a yapıyor. Yani şurası 4 a olacak arkadaşlar. Burası 3A ise yani buraya A deyip de buraya 4 bölü 3A demedim arkadaşlar. Burası 3A dedim çünkü rasyonellik gitsin diye. O zaman burası da 4A yaptı. E hocam 3'te kalan 3A ise altta kalan nedir? 6A. Şurası 9A yaptı. Burası 9A olduğundan buraya 5A mı kaldı? Evet. Şu uzunluğun 9 olduğunu biliyoruz. Burada da X var. Benzerlik oranı kaç? X bölü 9. Bakın benzerlik oranı X bölü 9. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Yani 4 bölü 9'a eşit olacaktır. Buradan karekökünü alacak olursak x bölü 9 eşittir 2 bölü 3 olacaktır bunun karekökü. E buradan da ne geldi arkadaşlar? 3, e, 9, 18 bölü 2'den 18 bölü 3'ten ya da 3x eşittir 18'den x de buradan kaç gelecektir? 6 gelecektir. Evet cevabımız böylelikle Edremit yaptı arkadaşlar 4. soruda. Geldik 5. soruya. DB'yi kaç vermişler arkadaşlar? DB'yi 8 vermişler. Aa hocam 8 taban ait yükseklik var. Hemen şöyle bir üçgen oluşturacağımız belli. Hemen bu üçgeni oluşturduk. Çünkü bu üçgenin alanını bulabilirim ben. E ben bu üçgenin alanını buldursun. Neymiş bu üçgenin alanı? Hemen yazıyoruz. 8 çarpı 5 bölü 2. 5 kere 8 40 bölü 2'den kaç çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Evet bu alan 20. Sonra Adam bize paralellik vermiş. Hocam şununla şu birbirine paralel verilmiş. İki paralel doğru arasında sarı üçgenin alanı var. E, tabanı sabitleyip tepe noktasını istediğim yere dağıtabilirim. Şunu aldım buraya getirdim. Alan değişir mi? Değişmez. Hop şu alanda ne yapmak zorunda arkadaşlar? 20 yapmak zorunda. Zaten bizden de ABC alan isteniyor. Cevabımız böylelikle 20. Yani 5. soru C. Oldu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Ahmet şekil 1'de gösterilen bir kenarı 6 birim olan kare ve bir kenarı 2 birim olan dikdörtgen şeklindeki karton parçalarını birleştirerek şekil 2'deki sarı renkli üçgensel deseni oluşturuyor. Evet şu deseni oluşturmuş. Evet 6'ya ve 2 şu şekilde koydu. Arkadaşlar bir kenarı 6 şurası da 2'ye 2'lik bir dikdörtgeni buraya koyunca şöyle bir üçgen oluşmuş arkadaşlar. E o zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. E hocam burada güzel bir şey çıktı aslında şöyle bakacak olursanız. Burada ne çıktı arkadaşlar? Bir kelebek benzerliği. Kelebek dekoran nedir? 4 bölü 2 yani 2'ye 1. O zaman 2'ye 1 oran olduğundan direkt burası 3 çıkar. Evet burası 3 çıktı arkadaşlar. Kelebekte oran 2'ye 1 olduğundan dolayı. E bizden ne isteniyor? Sarı bölgenin alanı. Taban belli mi? Belli. Yükseklik belli mi? Belli. Tabanın tepesi burası olduğu için buradan çizilen yükseklik arkadaşlar. Bu 6. O zaman sarı bölgenin alanı nedir? 3 çarpı 6 bölü 2. Yani 6 kere 3 18 bölü 2'den kaç yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Evet 6. soruyu böylelikle Akçay'ı bulduk ve Evet ÖSYM tadında Sorulardan birincisini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.